Gene biz bu sefer üç beyaz. Nereye gidiyoruz? Serdoğan Tepe. Parkura gidiyoruz ya. Biraz daha ıslak. Evet. Bütün endurocularım başlamadan önce yapması esnetme hareketleri. Neydi? Tüfeksiz idman serisi. 5. hareket. Ya. Saat hareket ettim. Bir tek YouTube var. Allah, bismillah. Oo, çok çamurlu bugün. Kayıyor. Çaprazdan çıkıyor. 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 Yavaş, çimenlere girme, çimenlere girme. Ne yapıyorsun? Motoru bağırda! Motoru bağırda, isyan! İsyan! Aman ya Rabbim. Biraz kötü düştü. Şakir. Çok patinaja gitti motor. Gerçekten bayağı şey diyor. Nedir onun adı? Kayıyor. Ben şey, Aykut bin üstüne bin. Arka frene bas ya da stop et, viteste stop et motoru. Viteste stop et. Arka frene basıp üstüne bin. Gazı verince biz iterim. Arka pati yapıyor. Sektin sen orada. Acaba çok... dedim nereden döneceğim derken baktım. Çok sekti ya. Sen bir yukarı yukarı sekti sekti. Çok sekti. Bırak motoru, ben patinaj çekiyorum. Lan dedim bugün yormayacağım kendimi, bir de var ya. Lan var ya. Dedim bayır aşağı gidiyorum ha. Yemin ederim. Burada gözükmüştür zaten. Yavaş.
Aşağıda büyük mevzular dönüyor. Abi bu sefer çok daha çamurlu, kaygan. Baksana motoru gitemiyorsun yani. Motor alıyor başını. Aman. Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Sen olmadan yaşayamam Hero. Oho. Mümkün değil. Hele bugün mümkün değil hele hele. Trilyonlardan çıkmaz. Burası da ağaçların arasına dalırsın. Vurmazsan o, belki. Yok o da çıkmaz. Oranın şurası daha dik. Şakir. Yani tam... Bir şey söyleyeyim mi? Makineler hafif olsa her türlü çıkar bu motor. Makineler ağır ağır. Çekiyor götürüyor. Makinenin ağırlığından. Düşün ki bak bisikletle çıkıyorsun. Tamam da şöyle ama bak. Tekerler tutmuyor. Küp diş lazım. Makinen hafif de olsa patinaja düşüyorsun. Yok, belli bir hızla çıktığın zaman sıkıntı yok. Abi direkt yakalı sarıyor, arka ya böyle oluyor ya böyle oluyor, yönün değişiyor. Ya o tümsekler var, onlar yönünü değiştiriyor. Heh, sen ne bir abi? Kere boşa çıkıp bilmem mi? Bastın mı bilmem teker mi? Patiye düşüyor, daha yön veremiyorsun motora. Ondan da çıkınca çizgiye bir de teker yola girmiyor, küp dışı olmadığı için kayıyor böyle, alamıyorsun yola. Benimki de öyle oldu işte, ara patı gibi çıktı ya şeyde. Küp dışı olsa. Gitme burada. Atlıyor motor. İşte küp dışı olsa öyle olmaz. Ya biraz daha iyi olacaktır, o zaman buraları iyi çıkaracak. Oha! Oha! Adam uzun süredir bizimle gelemedi tepeye, hıncını çıkarıyor.
ki yolda gitmek bile zor. Burada ağaçların arasında uğraşacaksın ya. Yok şey, yaprak altı kaygandır. Yokuş bir yere geliriz, kalırız, yukarı çıkacağız ya daha. Bir de bunun bilmiyorum diğer Enduro'larda, cross'larda nasıldır da, bak şu direksiyonun çapı çok az geliyor bana. Biraz daha dönse. Mesela dar bir yerden döndüreceğim ya abi, motoru döndürmek için ileri geri yapmak zorunda kalıyorsun. Diyelim dik bir yerdesin. Motor dönmediği için bence harbi cross'larda öyle değil. Daha çok dönüyordur değil mi? Bana az geliyor abi, baksana bu kadar ne? Daha da dönmesi lazım ki hani şey yapalım. O işte grenaj şuraya gidiyor, buraları oyuk oluyor ya, işte dönüyor bu piston araya giriyor, şey amortisörler araya kadar dönebiliyor demek ki. Fazladan kalori yaktırıyor insan. Ya motorun bak yokuşlardaki çekişine hiçbir şey demiyorum. Bence sıkıntı lastik. Abi lastik her motor için geçerli bir şey. Lastik. Çünkü şey hani böyle süreceksen, hafif bozuk çamurlu yerde süreceğim diyorsan abi, lastik çok kayıyor yani. Tamam bir normal motora göre çok güzel çamurlu tutuyor da. Geçtim. Adem yeşillik alanda hafif nem, sabah kras falan. O da kayıyor. Onda bile sıkıntı yani. Felaket kayıyor. Yani bunu da arkadaşlar bilsin. Lastik dişti diye öyle aldım yüktüm. Yeşillik çimende gaza basmıyor. Ya normal bir motora göre iki katı daha iyi tutunuyor. Ama bir küp diş güzel bir lastik olsa bunun da iki katı tutunacaktır. Hele yağmur sonrası ya da böyle işte bir kıştan yeni çıkmış dönemler. Yani dönemler şöyle işte. Şu an bak çok cebelleşiyoruz. Yani ciddi anlamda uğraşıyorum. Ne yaptın? Abi, yol vardı, yola girdim. Yol var aslında buradan güzel. Ama yaprağın altı. Ben işte ondan korktum. Dedim orada yokuşta bir yerde patiye bir kalırız. Haydi motoru çıkar diye oraya. Alçık çabuk burası. Tutmuyor abi bu lastik. Düz geliyor. Hani biraz dönüyor ya. Döndü mü dümdüz lastik gibi oluyor. Artık tutmuyor. Benim motoruma cadde motoru demişti. O iş tamam, o bitti, tamam daha yok. Bir kim kaldı? Bir şey Sedat. Sedat. Bir Sedat kaldı. Onu da bir getirelim buraya. Kral kıyamıyor motoruna. Dedim bana böyle yapacaktın. Niye bundan aldın ki? Ona bir müzik çalırız da. Dın 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 dın. Gaza getirdim, gaza gelirim. Gaza, fazla gaza gelmişsin abi. Sevgiler, saygılar. Haydi go. Nerede? Sadece patı yapıyorum motor, başka hiçbir şey yok. Aha! O neydi? O neydi ki? Hadi oğlum, tutarsın yeri. Sadece patinaj. Nasıl gidiyor? Süper de. Şöyle. Çok kayıyor. Çok atraksiyon yapmak istiyor insan da. Yapamıyor. Bizim buraya ilk çıktığımız gün var ya, o zaman da biraz yağmur sonrasıydı ama en kuru hali o zamandı. Buna iyi yağmur yağdı. İşte. Yağdı. Şu an kar eridi mesela. Aynen şu an hiç kuru değil. Tamamen. Bak akşamüstü çıksaydık böyle olmazdı. Bu güneşi alsaydı bu. Çünkü evet. Akşamüstü biz defa güneş geliyor. Kırağının şu ayazın şeyinin üzerine geliyoruz. Herkesin yapacağı iş değil. Evet. Hacı yol var da motor gitmiyor. Lan bu ne oğlum, hala kayıyor. Yol var mı aşağıda? Hala sabun gibi kayıyor. Oha! Çok kayıyor ha, dikkat et burası. Motora sakın fren yapma inersen. Sal motoru.
Çıkılmaz bir yola mı gittin? Haa. Biz burada 8 çiziyoruz. Bak döndürdüm. Döndürebiliyorum artık. Ama yerin kaygan olması lazım. Sana bir hediye vereyim mi? Hediye atayım mı sana? Bu ağacın altı da çok güzelmiş. Hop. Şakir bitmiş gibi. Bitmiş gibisin. Şu parça diyelim mi çizildi? Ne kadar olacak şu? 100-200. Yani bunlar ne kadar? 100-200. Al bunları 500 liraya. Çizildi, çizilmiş zaten. E tamam işte çizildi mi diyelim yani? Ha? Ve ulan sürerken düşsek gam yemeyeceğim ne oldu ki artık? Ben günlerce motoruma dedim ki baktım seni dedim bir gün çok kötü yapacağım dedim ama hangi gün bilmiyorum. İşte o gün bugün. Yani bu şey motoru değil ki, racing değil ki, yan yatması var mı? Ulan arazi motoru yani, tabii ki olacak yan yatması, devrilmesi. Tabii gönül ister ki hatasız alayım. Heh. Bak. Bu ana biraz ağzım bozuk. Şimdi oldu diyelim, aldık diyelim bunu. Hiç sağını solunu kılcal çizik olmayacak bir şekilde sürüyoruz diyelim. E ne anladık, niye aldık bunu o zaman? Yani. Ya ben bu zevki yaşamayacaksam.